Bu projemizde hard disk dönüş hızını hesaplayacağız. Bunun için neler kullanacağız? Bir adet güç kaynağına ihtiyacımız var. Bilgisayar güç kaynağı. Bir adet hard diske ihtiyacımız var. Bozuk hard disk. Ama buranın motorunun çalışıyor olması lazım. Bir adet neodymium mıknatısa ihtiyacımız var. Bir adet bobine ihtiyacımız var. Şöyle DC bobin 12 volt olabilir, 5 volt olabilir, 3.3 volt olabilir. Bir adet frekans metreye ihtiyacımız var. Frekans metreli ölçü aletine ihtiyacımız var. İki tane bağlantı kablosuna ihtiyacımız var. Bobine bağlamak için. Bir de sıcak silikon tabancasına ihtiyacımız var. Dakikadaki dönüş hızını hesaplamak için bir de hesap makinesine ihtiyacımız var. İşlemimizi gerçekleştirmeden önce hard diskimizi çalıştıralım. Burada on off tuşumuz var. Buna bastığımız zaman hard diskimiz çalışıyor. Gördüğünüz gibi hard diskimiz çalışır durumda. Şimdi biz bu hard diskin saniyede kaç devir attığını, kaç tur döndüğünü hesaplayan bir devre düzeneği oluşturacağız. İşleme başlayalım hızlı bir şekilde. İşlemimize başlayalım. Öncelikle silikon tabancamızla neodmiyum mıknatısımızı dik bir şekilde buraya sabitleyeceğiz. Tam ortalı olmasına dikkat ediyoruz. Sabitledik. Şimdi frekans metremizden bobinimize bağlantı atacağız. Bobinimizi bağlayalım. Bobinin bağladığımız uçları bunlar olacak. Kontrol uçları. DC uçları. Bunu da arkadaşlar buraya sabitleyeceğiz. Hemen silikonlayalım. Buraya sabitledik. Kabloların uçlarına frekans metremize takıyoruz. Taktık. Bunu da takıyoruz. Bunu da taktık. Şu anda frekans metremiz hazır çalışmaya. Güç veriyoruz hard disk. Tekrar çalıştıralım. Bakın hızlandığını göreceksiniz. 119,7 Hz. Ölçüyoruz hızı. Tekrar durduruyorum. Tekrar çalıştırıyorum. Sıfırlandı. Tekrar çalıştırıyorum. Hard diskimiz 7200'lük bir hard gördüğünüz gibi burada 7200'lük 8 MB'lık bir hard disk. Hesaplayalım. Gerçekten 7200'lük bir hard diskiymiş. Saniyedeki hızımız 119,7 olursa bunu 60 ile çarptığımız zaman dakikadaki hızımızı buluruz. 7182 RPM oluyor. 7200'den birazcık düşük. Bu hata olduğunu zannetmiyorum frekans metremizde. Bu hard diskin dönüş hızı 7200'e yuvarlanmış. Üretilen sinyalin yüzdesini hesaplarsak şöyle %50 gibi bir şey gözüküyor. Bizim bobin uçlarında sinüse yakın bir sinyal elde etmiş oluyoruz. Bunun gerilimini de ölçmek istersek alternatif akım kademesinde üretilen gerilimin büyüklüğü de 135 milivolt oluyor. Gördüğünüz gibi 135 milivolt.
Bu şekilde izlediğiniz için teşekkürler. Hard diskimiz şu anda dönüyor. Aynı anda hem frekans metremizi hem de osiloskopumuzu bağladık. Gördüğünüz gibi frekans metremizden 119.7 civarında değerler alıyoruz. Toplam frekans metremizden de aynı şekilde. Durdurduğumuz zaman sinyalimiz bakalım ne olacak. Düşürdük gerilimi. Gördüğünüz gibi sıfırlandı. Tekrar çalıştıralım. Çalıştırdığımız zaman sinyalimiz yine 119.76'da kalıyor. Burada da gördüğünüz gibi 119.7'yi görüyoruz. Aslında sinyal tam 119.760 ölçüyorum gördüğünüz gibi. Bunu da hesaplarsak 119.76 çarpı 60'dan 7185 çıkıyor. Yine güzel bir çalışma oldu. İzlediğiniz için teşekkürler.